Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı AKP'li meclis üyeleri salondan ayrıldığı için ertelendi. Toplantının sabote edildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyorlar. Yanıtlarımı tüm Türkiye'nin duymasını sağlayacağım dedi. Melih Gökçek dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Yavaş, bize heykel belediyeciliği yapıyor diyenler kentin dört bir tarafına heykel yapıyor. Gökçek döneminde yapılan bu eserin adı Şişmedin Hocan. Bunun Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var dedi. AKP ve MHP'li meclis üyelerinin çoğunluğa dayanarak bir şeyler yaptıklarını savunan Yavaş bu toplantının da yapılmasını istemiyorlar. Ama sunumumu tüm Türkiye'nin duymasını sağlayacağım ifadelerini kullandı. Yavaş'ın sunumunun en çarpıcı bölümlerinden biri de Anka Parkla ilgili bölüm oldu. Anka Park'a ilişkin yürütülen bilirkişi incelemesinin de tamamlandığını bildiren Yavaş, bilirkişi çalışması yapılan sürede elektrik borcu da dahil belirlenen zarar 111 milyon TL dedi. Anka Park'ı asrın yolsuzluğu olarak nitelendiren Mansur Yavaş'ın açıkladığı bilirkişi raporuna göre tesis kapalı olduğu süre içinde 111 milyon TL'lik kamu zararına yol açtı. Son 10 yılda yapılan adrese teslim ihalelerin savcılığa bildirildiğini anlatan yavaş, sadece 6 suç duyurusuna konu olan harcamalar toplamı 2.8 katrilyon. 40 suç duyurusunun toplam kamu bedeli ise 3 katrilyon TL'dir dedi. Yavaş açıklamasında bize heykel belediyeciliği yapıyor diyenler kentin dört bir tarafında heykel yapıyor. Gökçek döneminde yapılan bu eserin adı Şişmedin Hocan. Murat Bey bu yayını izliyorsunuz biliyorum. Bunun Ankara halkının tarihi ve kültürüyle ne alakası var ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın emriyle görevinden istifa etmek zorunda kalan Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Şişmedin Hoca'nın bir heykel olmadığını söyleyerek kendini savundu. Mansur Yavaş'ın açıklamaları sonrasında sosyal medyada gündem olan şişme Hoca'na ilişkin tweet atan Gökçek, Mansur basın toplantısında işte bu heykele verilen para diye bahsediyor. Adama çapsız deyince kızıyor. Adam festivalde kullanılan şişme figürleri heykel zannediyor. Hem kent festivaller şehri olacak, hem masraf olmayacak ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sonra batık olarak nitelendirdiği projeleri sıraladı. Ankapark 5.8 milyar lira. Kapılar 95.3 milyon lira, Gökkuşağı projesi 20 milyon lira, Samanyolu projesi 19.5 milyon lira, Kedi heykelleri 1 milyon lira, Robot heykelleri 326 bin lira, Metal robot heykel 2.1 milyon lira, Hayvan heykelleri 17.2 milyon lira, Futbolcu heykelleri 679 bin lira, Işıklı palmiye 398 bin lira, 1996 adet heykel 25.4 milyon lira, Kol saati heykeli 1.5 milyon lira. Heykel saati, plastik kent ve mobilya kapılar 1.3 milyar lira.